Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun ve yorucu bir dönemi geride bıraktık. Şimdi güzel bir ara tatil bizi bekliyor. Biliyorsunuz ki yarı yıl tatilleri eksiklerimizi kapatmamız için oldukça güzel fırsatlar. Peki eksiklerimizi nasıl kapatacağız? Bu videoda bunu konuşalım. Eksiklerimizi kapatmaya geçmeden önce tabii ki de ilk yapmamız gereken şey onları tespit edebilmek. Eksik tespit etmede en etkili yöntem baktığınızda branş denemeleri çözmektir. Yani sadece fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi branş denemeleri hangi konularda eksik olduğunuzu, hangi konuları yapamadığınızı size çok net bir şekilde gösterecektir. Ama eğer derseniz ki hocam benim branş denemem yok, almak da istemiyorum, o zaman da elinizdeki test kitaplarını kullanabilirsiniz. Genel olarak öğrendiğiniz konularla alakalı kısa testler çözerek hangi konularınızın eksik olduğunu çok net bir şekilde belirleyeceksiniz. Genel olarak eksik olduğumuz konuları belirledikten sonrası yapmamız gereken şey bunları mutlaka not etmek. Çünkü hiçbir konunun gözden kaçmasını istemiyoruz. Unutmayın, her konu birbirleriyle mutlaka bağlantılı. O yüzden geçmiş döneme dair hiçbir eksiğimiz kalmadan yeni döneme tertemiz bir şekilde başlamalıyız. Bunun için de kendimize güzel bir eksik listesi oluşturalım. Daha sonrasında tatil sürecinde konuları çalışıp onları hallettikçe de yanına renkli tikler atabilirsiniz ya da bitirdim, başardım yazabilirsiniz. Bu da yeni dönem için sizi oldukça fazla motive edecektir. Peki eksiklerinize nasıl çalışacaksınız? Öncelikle şunu söylemeliyim. Eğer ki o konuya dair hiçbir fikriniz yoksa, yani sorulara baktığınızda bir tanesini bile çözemiyorsanız, ilk yapmanız gereken şey kendi başınıza çalışmak değil de mutlaka bir video izleyerek yola çıkmalısınız. Çünkü bazen hiç bilmediğimiz bir konuyu kendi başımıza çalışmaya çalışırken kavram karmaşaları yaşayabiliyoruz. Yanlış bir şekilde öğrenebiliyoruz. Bu da bizim gelecekteki yanlışımızı düzeltmemize oldukça zorlaştırıyor. Bu yüzden önce bir video izleyelim. Tabii ki bu videoyu izlerken de küçük notlar almayı unutmayalım. Videoyu izleyip notlarınızı aldıktan sonra ise yapmanız gereken şey konu artı test şeklinde çalışmak tabii ki. En sık yaptığınız hata ne? Hocam ben bugün konu çalışacağım, testi yani soruyu yarın çözeceğim diyorsunuz. Ama yarın olduğunda test çözmeye geçtiğinizde emin olun ki konunun %80'ini unutmuş oluyorsunuz. O yüzden o gün bütün gününüzü konu çalışmaya ayırmak yerine 1 saat konu çalışıp 1 saat test çözme tekniğini uygulayabilirsiniz. Bunun çok daha verimli ve çok daha akılda kalıcı olduğunu göreceksiniz. Konu çalışması yaparken ise tabii ki de her kişinin öğrenme stili farklı olduğu gibi her branşın öğrenme stili de farklıdır. Eğer ki siz işitsel olarak daha iyi öğreniyorsanız belki öğrenmeye çalıştığınız konunun ses kaydını alarak daha sonrasında bunu dinleyebilirsiniz. Ya da işte dokunsal olarak öğrenmeniz daha kuvvetliyse evde küçük deneyler yaparak da öğrenmenizi kuvvetlendirebilirsiniz. Bunun dışında branş bazlı bakacak olursak özellikle de sayısal derslere dair formülleri ezberlemeye çalışıyorsanız belki bunları odanızın veya evinizin duvarlarına asabilirsiniz. Bunun dışında sözel derslere çalışırkense şimdi tatil sürecinde olduğumuz için ve vaktimiz çok daha fazla olduğu için hikayeleştirme ya da renkli şemalar oluşturma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Bunlar belki biraz zaman alabilir ama gerçekten öğrenmede çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Kısaca özetleyecek olursak gününüzü iyi planlayıp verimli olduğunuz saatlerde ders çalışırsanız günlük 3 saatlik bir çalışma sizler için yeterli olacaktır. Ama şunu lütfen yapmayın. Sabah kalkıp akşama doğru artık saat 9 olmuş, 10 olmuş bu saatlerde ders çalışmaya başlarsanız çalıştığınızdan hiçbir şey anlamazsınız ve gününüzü hatta tatilinizi tamamen verimsiz geçirmiş olursunuz. Bu 3 saate 100 soru, 120 soru sığdırarak başarı yakalayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle yarı yıl tatilinde eksiklerimizi nasıl kapatabiliriz bununla ilgili konuştuk. Sizin planlarınız var mı? Varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.